Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Nadide ilçemiz Beylikdüzü İstanbul'dan sesleniyoruz. Real Max Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık firmasına konuk olduk. Firmamızın sahibi Sayın İbrahim Gülbahçe ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, burada bulunmak gerçekten çok keyifli. Çünkü Beylikdüzü gerçekten İstanbul'umuzun en nadide ilçelerinden bir tanesi ve daha da gelişerek bizlerle olmaya devam ediyor. Evet. Real Max olarak kaç yıldır bizlerlesiniz? Real Max olarak 2007 yılından itibaren Beylikdüzü Beykent'te ticari olarak hizmet vermekteyiz. Aslında geriye dönüp incelediğimiz zaman çok uzun yılların tecrübesinin Real Max'ta buluştuğunu gözlemledik. Evet, aynen. İyi ki varsınız diyoruz bu anlamda. Peki burada Real Max olarak hangi hizmetleri alıyoruz sizden? Biz ilk önce bu bölgemiz tam ticari olarak kalkınmadığından dolayı ev, arsa ve residence türü son yıllarda yapılan projelerden dolayı onlarla başlamıştı. Ağırlık olarak son 3 yıldır da ticari olarak fabrikadır, büyük ticari arsadır. Onlarla iştigal ediyoruz. Peki efendim bizler vatandaşlar olarak tabii gelecek bu soru tüm Türkiye adına geliyor. Sizler gibi firmaları tercih ederken sonrasında başımızın ağrımaması adına nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle cevap vereyim. Emlakçılıkla danışmanlığı ayırmaları lazım insanların. Güvendiği bir danışmanla çalışırsa temiz bir tapu alır kısacası. Hiçbir sorun olmadan. Şöyle izah etmeye çalışayım kısaca. Mesela kapora verdiği zaman kime verdiğini çok iyi bilmesi lazım. Ev gösterildiği zaman aynı evin bütün özelliklerini, sonradan çıkacak borçları, harçları, hacizlerini, bunların hepsini önceden bir danışmana, güvendiği bir danışmanla çalışırsa hiç başı ağrımaz. Çalışmasa sonradan şu borç vardı, bu vardı, şuradan şu çıktıydı diye bir sürü şeyler ortaya çıkar. Temiz tapu almanın bazı koşulları var. O koşulları da çok iyi incelemek lazım. Bizim web sitemize girdikleri zaman nasıl bir tapu alabilirim sorusu vardır. Onun cevabını biz cevaplamışızdır. Müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar o konuda. Süper. Kısaca şunu özetlemek istiyorum anladığım kadarıyla. Bizler sizleri tercih ederken kaç yıllık bir geçmişe sahipsiniz? Gerekli olan belgeler var mı? Ve gibi koşulları inceledikten sonra buraya gelerek ziyaretinizde bulunup istediğimiz kiralık ya da satılık anlamında daireleri alabiliriz demek istiyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen. Bizim bir gayrimenkulü satarken veya bir gayrimenkulü satıcı kişiden biz gidip alırken mutlaka kendi ekspertizimizi yaparız. Aha. Satacak kişiye de ekspertizimizi bedava yapıyoruz. Alıcı kişiye de ekspertizimizi bedava yapıyoruz. Tercihi hem satıcıya hem alıcıya bırakıyoruz. O zaman özetle sizler yorulmayın. Sizler adına yorulan Real Max diyorsunuz burada. Aynen. Bu tabii ki tek başına değil, uzman bir kadronun gücüyle oluşan Tabii bir ekip işidir bu. Kesinlikle. Yalnız başına hiçbir şey olmaz. O ekiple birlikte, o ekibe verilen bizim kendi bilgilerimiz, işte eski tecrübelerimiz, onların yetişmesi, bunların hepsi bir araya geldikten sonra temiz bir tapu yapıyoruz. Biz emlak olarak sözümüz öyle olsun. Peki efendim o zaman buradan o görünmeyen kahramanların tümüne, tüm çalışanlarımıza da diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Burada peki Beylikdüzü dedik. Hani en nadide ilçelerimizden bir tanesi. Evet. Peki bizler neden Beylikdüzü'nü tercih etmeliyiz dersen? Şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. İstanbul sıkışmış, trafiği çok sıkışmış, dar sokakları eski bir yapılanma olduğundan dolayı
İnsanlar o kargaşada ve kalabalıktan kurtulmak için Beylikdüzü'nün özelliği şu. Eski yapı olmadan tarladan şehirleşme planı çıkan bir yerimiz bu. En küçük caddemiz 30 metredir. 30 metrelik bir caddede ve sitelerimizin hepsi kapalı otoparklı ve de yeşil alanı çok olan sitelerdir. Yani bir çocuğunuzu alıp da parka götürmeye ihtiyacınız durum, her sitenin kendine has bir şeyi vardır. Hem spor kompleksi vardır hem de çocuk parkı, çocuk oyun sahaları vardır. O bakımdan Beylikdüzü'nün burada bir ev satın almıyor. Bir yaşam kalitesi satın almak istiyorlar burada. Kesinlikle, biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi özellikle son 3 yıldır buraya yapılan yatırımlarda bu nadide ilçemizi daha da istenilir kıldı. Gerek büyük büyük AVM'lerin yapılışı, gerek metrobüsün bizlerle buluşturulması, metro istasyonlarının gitgide daha bir yakınlaşarak bizlere sunulması da bu güzel ilçeyi tercih edilme listesinin başlarına oturttu gibi geldi bana. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim havamız da çok temizdir. Temiz. Çünkü üç tarafımız denizdir bizim. Çünkü Büyükçekmece Körfezi ile birlikte Halkalı Körfezi'nin olduğu yerde biz bir yarımada gibiyiz. O bakımdan havamız temiz, denizimiz yakın. Her şeyimiz var burada yani. Yaşanmamak için hiçbir şey yok, eksikliğimiz yok. Süpersiniz. Yani. Burada diyorsunuz ki burada gerek oturma anlamında, gerek yatırım anlamında, gerek kiralıklar anlamında hem sizi hem de ruhunuzu dinlendiriyoruz diyorsunuz. Evet, aynı. Böyle bir keyfi bizlerle en kaliteli şekilde altını çizmek istiyorum. Buluşturduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü burada bizler adına biraz evvel de vurguladığım gibi tüm yük sizler ve uzman kadronuz tarafından üstleniliyor. Bizlere sadece buraya gelip muhteşem daireleri beğenmek ve sonrasında imzamızı atarak anahtarı teslim almak kalıyor galiba. Aynen, bizim yaptığımız iş, biz vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız. Yani onlar sevdiklerine zaman ayırsınlar, gayrimenkul işini bize bıraksınlar kısacası. Bizim işimiz bu. Peki hedefler neler ileriye yönelik? Hedefler şöyle söyleyeyim, yani kişisel hedeflerden ziyade kurumsal hedeflerimiz vatandaşa baştan da söylediğim gibi temiz tapu vermek, herkesi bir ev sahibi yapmak. Ev sahibi yapmak derken yani kendi bünyemizden değil de onların birikimlerini değerlendirmek ve bir uzman gözüyle değerlendirmek çok önemli. Değil mi? Gerçek fiyatıyla doğru kişiyi buluşturmak aslında. Aynen. Bizim bütün hedefimiz bu. Gelen kişi müşteri memnuniyetinden dolayı tekrar başka birisinin bize getirilmesi bizim en büyük hedefimizdir. Yıllar kolay kazanılmadığı anlıyorum ben burada. Tecrübenin konuştuğunu gözlemliyorum. Yıllara varan tecrübe son 10 yıldır da Real Max markasıyla bizlerle buluştu. Aynen. Beylikdüzü'nde Çatalca, Büyükçekmece, Büyükçekmece Gölü kenarındaki Pelikan Hill şeyimiz. Özellikle şu anda çok revaçta olan. Aynen, çok büyük bir malikanelerimiz var orada. Şu anda insanlar orada tatil havasında evlerinde oturuyorlar. İşte Beylikdüzü Yakuplu bölgesinde Deniz İstanbul projesiyle çalışıyoruz. Onlar da çok süper. İşte bu sene ilk etabı bitti. Bitirdiler. 2020 yılında da tamamen bitecek. Marinasıyla birlikte, spor salonu kompleksleriyle birlikte korkunç bir Beylikdüzü. Bütün sadece Türkiye'den ziyade yabancı yatırımcıların da en çok tercih ettiği bir bölgedir burası. Değil mi? Burada Real Max olarak sadece İstanbul değil ve hatta sadece Türkiye değil, yurt dışına yayılmış aynen. konukları ağırlıyorsunuz. Mesela geçen hafta bir örnek vereyim. Ahıska Türklerinden birisi geldi. İşte projemiz Kalekent'ten bir tane daire aldılar. Uygur Türklerinden bir tane işte Beykaslı'nda bir yer verdik. Yani biz proje çalıştığımızdan dolayı Azerbaycan'dan gelenler oluyor şu anda. Suudi Arabistan çok tercih ediyor bu bölgeyi. Fakat şöyle söyleyeyim, yabancı gelen müşterilerimiz de hem kültür seviyesi hem de yaşam kalitesi yüksek insanlar daha çok Beylikdüzü'nü tercih ediyorlar. Değil mi? Burada... Çünkü bunu şöyle de hemen bir kısaca belirteyim. Beylikdüzü'nün giriş bir dairesinin kirası 1500 lira. Bu
3000 liraya, 3500 liraya kadar kira çıktığı zaman bu kalite oradan da kendisini ortaya koyuyor. Hem binaların kalitesi bakımından, hem insanların belirli bir kültür seviyesinin üstündeki yaşam kalitesini seven insanların buraya şey yapması. Metrobüsün çok büyük katkısı oldu bölgemize. Ve daha niceleri diyoruz. Evet. Aslında biraz evvel öyle bir güzel konuya değindiniz ki, dediniz ki burada muhteşem caddeler, yeşilliklerle orantılı olarak site görseliyle konuklarla buluşturuluyor. Yani diğer maalesef ki İstanbul'un ilçelerinde olduğu gibi dök, kır, yap değil, muhteşem arsalarda altyapıyla doğru orantılı olan bir burada proje, bakın burada yapılan tamamen şehir imar planına uygun projeler. Yapsatçı falan yoktur burada. Evet. Mesela normal bir Esenyurt'la mukayese edilmeyecek şekilde orada gelip işte 10 daire yapacak satacak böyle yok. Burada satacağı kişinin alacağı kişi de önemli, satacağı kişi de önemli. Bunları baz alarak mesela bazı projelerde bizi çağırıyorlar. İşte vatandaş ne istiyor diye soruyor firmalar. Biz de diyoruz ki bu bölgeye gelen alıcı vatandaşlarımız işte 155 metrekare daire istiyor. Kapalı mutfak istiyor, balkon istiyor, seyir istiyor, önü açık olsun istiyor. Yani küçük daireden de. Onun için o istekleri biz onlara sunduğumuz zaman onlar da o istekler şeyinde bir proje geliştiriyorlar. Vallahi o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki işte Real Max yapan bu keyifli değerler. Gerek değerlendirme adımdaki hizmetleriniz, gerek danışmanlık anlamında engin bilginizle birlikte doğru adreslerle, doğru kişilerle buluşmaya vesile oluyorsunuz. Tüm Türkiye adına haklı bir gurur, sonsuz teşekkürler olsun. Diliyorum ki bu keyifli çalışmalar gelecek olan nice uzun yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Beylikdüzü İstanbul'dan Real Max Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.